Merhabalar. Bir önceki videomuzda üyeler bölümü ile ilgili bilgi vermiştik. Bu videomuzda ise sınıf kütüphanesi bölümünü öğreneceğiz. Sınıf kütüphanesi eğitmenin öğrencileri ile dersle ilgili dosyaları paylaştığı alandır. Bu alan sınıfa özel olup ilgili ders altında bulunan her bir sınıf için ayrı bir dosya paylaşım alanı mevcuttur. Şimdi sınıf ana sayfasında sol tarafta yer alan sınıf kütüphanesi sayfasına girelim. Sınıf kütüphanesinin kontrolü tamamen eğitmene aittir. Öğrenciler bu alanda dosyaları sadece görüntüleyebilir. Öğrenciler sınıf kütüphanesinden paylaşılan dosyaları silemezler veya dosyaları değiştiremezler. Şimdi öğrenci sayfasına geçelim ve öğrencilerin dosyaları nasıl gördüğüne bakalım. Öğrenciler dosyaları liste halinde görüyor. Dosyaları indirmek için sağ tarafta işlemler bölümünde çark ikonuna tıklayarak indirebilir veya kopyalayabilirler. Bunun dışında herhangi bir işlem yapamazlar. Şimdi eğitmen hesabına tekrar geri dönelim. Sınıf kütüphanesi sayfasında hemen alt kısımda kütüphane altında klasör oluşturabileceğiniz klasör ikonları belirecektir. Soldaki ikon yeni bir klasör oluşturmanızı, ortadaki ikon seçili kütüphane klasörünü silmenizi, en sağdaki ikon ise seçili kütüphane klasörünün ismini değiştirmenizi sağlar. Başlangıçta hiçbir klasör oluşturmamış olduğunuzdan aktif klasörünüz ana klasörünüzdür. Bir veya birden fazla klasör oluşturursanız sınıf kütüphanesi tuşuna tıklayarak her zaman ana klasöre ulaşabilirsiniz. Örnek olarak bir klasör oluşturalım. Bunun için klasör oluşturma butonuna tıklayalım. Klasörün ismi ders dokümanları olsun. Dosya yüklemek için klasörün içine girelim. Klasörün içine girdiğimizde klasörün ismi mavi renkte yazacaktır. İki farklı şekilde dosya yüklenilebilir. Yükle butonuna tıklayarak bilgisayarınızda yer alan dosyalardan birini yükleyebilirsiniz. Şimdi yükle butonuna tıklayalım. Çalışma soruları adlı Word belgesine ekleyelim. Belgemiz eklendi. Dosyalardan paylaş butonuna tıklayarak dosyalar sayfası altında yer alan sanal diskinize yüklediğiniz kişisel dosyalarınızdan paylaşım yapabilirsiniz. Şimdi bu butona tıklayalım. Fotoğraflar klasörü altındaki fotoğrafımızı seçelim ve tamam tuşuna basalım. Böylece fotoğrafımız da klasörümüze eklenmiş oldu. Her bir dosya adının sağ tarafında yer alan çark ikonuna tıkladığınızda açılacak menüden herhangi bir kütüphane dosyasını bilgisayarınıza indirebilir, dosyayı silebilir veya dosyayı sanal diskinize yani üst menüde yer alan dosyalar klasörüne kopyalayabilirsiniz. Sınıf kütüphanesi altında paylaşılan bir dosyanın silinebilmesi için dosya adının sol tarafında yer alan kutunun işaretlenmesi ve yukarıdaki dosya sil tuşuna tıklanması yeterlidir. Fotoğraf dosyamızı siliyoruz. Şimdi çoklu silme işlemi yapmak için tekrar bir dosya yükleyelim. Aynı dosyayı tekrar yüklüyoruz. Çoklu seçim yapmak için sil butonunun yanında yer alan kutucuğu işaretliyoruz. Böylece tüm dosyalarımız işaretlenmiş oldu ve sil butonuna tıklıyoruz. Artık klasörümüzde hiç dosya yok. Eğer klasörünüzü de silmek istiyorsanız sınıf kütüphanesi altında yer alan klasör işlemi yapan butonlardan ortadaki seçili klasörü sil butonuna tıklıyoruz. Açılan pencerede evet diyoruz. Böylece klasörümüz silinmiş oldu. Bu videomuzda sınıf kütüphanesi hakkında bilgi verdik. Hoşça kalın.